Sürdürülebilir kalkınma için açlığa son. Sürdürülebilir kalkınma amaçları için ortaklıklar. Sürdürülebilir kalkınma için yoksulluğa son. Sürdürülebilir kalkınma için barış, adalet ve güçlü kurumlar. Sürdürülebilir kalkınma için sağlıklı ve kaliteli yaşam. Sürdürülebilir kalkınma için sudaki yaşam. Sürdürülebilir kalkınma için nitelikli eğitim. Sürdürülebilir kalkınma için toplumsal cinsiyet eşitliği. Sürdürülebilir kalkınma için sanayi, yenilikçilik ve altyapı. Sürdürülebilir kalkınma için karasal yaşam. Sürdürülebilir kalkınma amaçları için sorumlu üretim ve tüketim. Kalkınma hedefleri için erişilebilir ve temiz enerji. Sürdürülebilir kalkınma için sürdürülebilir şehirler ve topluluklar. Sürdürülebilir kalkınma amaçları için insana yakışır iş ve ekonomik büyüme. Sürdürülebilir kalkınma için eşitsizliklerin ortadan kaldırılması. Sürdürülebilir kalkınma için temiz su ve sanitasyon. Demografik göstergeler ve sürdürülebilir kalkınma amaçları eğitim programı çerçevesinde bugün ölümlülük ve Türkiye'deki bu konuyla ilgili bazı sağlık politikalarından bahsedeceğim. Ölüm insanın yaşamındaki son noktadır. Ölüme sebep olan muhakkak bazı sağlık sorunları, çok genel deyimiyle de hastalıklardan bahsediyoruz. Ölüm nedenlerini inceleyebiliriz ama ölüm nedenlerine sebep olan hastalıkları da iyi bilmek lazım. Bu nedenle de hastalıkların görülme sıklığını ilgilendiren bazı göstergeler var. Bu göstergeler prevalans, insidans gibi epidemiolojide çok yaygın kullanılan göstergelerle beraber işte hastalık bildirimimizi, poliklinik kullanımımızı, hastanede ortalama kalış süreleri, işe okula devamsızlık gibi bazı göstergede kullanırız. Şimdi özellikle dünyada ölüm nedenlere bakıldığı zaman bulaşıcı olmayan hastalıkların ön planda olduğunu görüyoruz. Bir üçgen, bir piramit şeklinde bu karşımıza çıkıyor. Bunun tabanına geldiğimiz zaman kalp hastalıklarını, diyabeti, kanserleri ve benzeri hastalıkları tabanda çok geniş olarak görüyoruz. Bunun en temel sebebi dünyadaki ve toplumlardaki altyapı hizmetlerinin gelişmesi, beslenmenin değişmesi, hijyen kurallarının giderek yaygın ve katı şekilde uygulanması ve en önemlisi de aşılarla insanların erken yaştaki ölümlerinin engellenmesi. Buna bağlı olarak ileri yaşlarda organların çeşitli bozukluklarına bağlı olarak bazı hastalıkların ortaya çıkması ve bunlarda yaşamımızı sonlandırmaya yetiyor. Dünyada özellikle vurguladığım gibi dolaşım, kalp hastalıkları, diyabet ya da şeker hastalığı, inme dediğimiz merkez sinir sistemini besleyen damarların bozulmasına bağlı olarak vücutta beyin faaliyetlerinin bozulması ve özellikle de ısrarla vurgulanan son dönemlerde çok yaygın olan kanserler dünyada yaygın. Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de de farklı bir tablo görmüyoruz. İskemik kalp hastalığı dediğimiz kalbin damarlarını besleyen hastalıklardaki problem. İkincisi de serebrovasküler dediğimiz merkez sinir sistemi besleyen damar hastalıkları. Hemen arkasından kanserler, akciğer hastalıkları, hipertansiyon ve diyabet gibi tedavisi kesin olmayan ama tedavi ederek normal yaşamını sürdürebilen hastalıklarla karşı karşıyayız. Peki bunlar kendi kendine mi oluşuyor? Herkes de görülüyor mu? Bir sürü faktör var. Bu sağ faktörlerde toplum sağlığını ilgilendiren faktörler adı altında inceliyoruz. En önemlisi tabii sağlık hizmetleri ama bu sağlığımızı korumak sadece sağlık hizmetleri sunanların sorumluluğunda ya da yetisinde değil, başka faktörler de var. En önemli şeylerden birisi çevre. Çevremizle ilgili değişimler, kültürel faktörler, yaşam tarzı, bazı politik faktörler ve politik sağlık politikalarıyla ilgili uygulamalar. Yaşanılan yer bile bizim yaşamımızdaki bazı hastalıkların görülmesini olumsuz olarak etkileyebiliyor. Ekonomik kaynakların kullanılması, toplumsal normlar, bunlar da önemli şeyler. Sosyal faktörler, arkadaş ilişkilerinden yaşadığınız çevreye kadar pek çok faktör bu işin içinde. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri içinde ölümlülükle ilgili göstergelere bakıldığında ön sıralarda bulaşıcı hastalıkları görüyoruz. HIV mortalitesinin indirilmesi, tüberküloz mortalitesinin azaltılması ya da bunlara bağlı ölümcüllüğün azaltılması. Bunlar ön sıralarda yer alırken Türkiye özellikle HIV konusunda hızlı yükselen rakamlarla karşı karşıya. Son 5 yılda yaklaşık 7-8 kat gördüğümüz HIV vakaları arttı ama ölümlerde var olan tedavinin etkisi nedeniyle çok ciddi bir artış görmüyoruz. Ama dikkatimizi çeken nokta özellikle 35-70 yaş arasında karşılaştığımız İskemik kalp hastalıkları, diyabet,
inmeler ve kanserler önemli yer tutuyor. Türkiye'de değişmeyen kurallardan birisi de özellikle trafik kazaları ve bunlara bağlı ölümler de önemli. Son yıllarda gerek magazinde gerekse haber programlarında çok yer alan şiddet ve buna bağlı ölümler de Türkiye'de azımsanamayacak ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Peki ölüm nedenlerimiz bizim güvenilir mi? Güvenilir olduğuna dair önemli bilgi var. Çünkü Türkiye'de ölüm kayıtları nasıl tutacağına dair bir sistematik geliştirildi. Bu 2012'den beri Türkiye'deki ölüm kayıtları güvenilir bir şekilde kullanılıyor. Çünkü ölüm bildirildikten sonra muhakkak ölüm nedeni kontrol ediliyor. Bir yanlışlık varsa ölüm bildirimi yapan kişiler düzeltme isteniyor. Bu yüzden de ölüm nedenleri Türkiye'de güvenilir bir bilgi olarak değerlendirebiliriz. Peki ölümleri en fazla etkileyen, ölümlerle en fazla ilgilenen hedef hangisi? Hedef 3. Hedef 3'ü aynen okuyorum. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak. Yani hem sağlıklı yaşam süreceksiniz hem de sağlıklı yaşam sürerken de refahınız düzgün olacak. O zaman aklımıza bulaşıcı hastalıklar ve bulaşıcı olmayan hastalıklar geliyor. İşte bunlarla ilgili göstergeleri de hep tartışıyoruz. Özellikle HIV'i söyledik, tüberkülozdan bahsettik. Sıtma şu anda ülkemizde problem olmakla beraber dünyada önemli artışlar gösteren bir hastalık. Hepatit B özellikle hem karaciğer kanseri hem de karaciğer yetmezliği nedeniyle ve de en önemli özelliği aşıyla korunabilen bir hastalık olduğu için büyük önem taşıyor bu vakaların azaltılması ve de tropikal hastalıklar. Biz Türkiye olarak tropikal bir bölgede değiliz ama dünyanın küreselleşmesi, artık dünya köyü denmesinden kaynaklanan dünyada pek çok yerde görülen hastalık Türkiye'deki coğrafi şartlar uygun olmamasına rağmen Türkiye'ye de ulaşabilmekte ya da sirayet edebilmektedir diye kolayca söyleyebiliriz. Bulaşıcı hastalıklarla ilgili ama hala elimizde güçlü silahlar, koruma yöntemleri etkili olduğu için bulaşıcı olmayan hastalıklarda beklenen yaşam süresinden erken ölümlere sebep oluyor. Bunların en başında da kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet ve kronik solunum hastalıkları geliyor. Arkasından da intiharlar, Türkiye'de çok yaygın olmamakla beraber dünyada önemli ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Türkiye bununla ilgili birkaç destek programı hazırladı. Niye? Doğrudan bu ölümlere sebep olan hastalıkları engel azaltmak için değil, bu hastalıklara sebep olan faktörleri en aza indirmek için en önemli programlardan birisi Türkiye'de sağlıklı beslenme ve hareketli hayat programı. Bununla ilgili yazın yayınlanmış aksiyon planları var. İkinci kritik nokta tütün ve tütün mamulleriyle yapılan mücadele programı. Bu konuda ciddi ciddi adımlar attı ve önemli başarılar elde etti. Son yıllarda bir miktar gevşemeler var ama hala iyi gidiyor. Üçüncü noktada insanın madem sağlıklı yaşamı sürecek, o zaman sağlıklı yaşlanmaya doğru uygulanan eylem planı. Önemli bir diğer noktada Türkiye'de giderek yaygınlaşmaya başlayan sentetik, yarı sentetik ya da doğal uyuşturucu madde kullanımı, bunlarla ilgili bağımlılıklar, bu da önemli noktalardan birisi. Buna paralel olarak da alkol bağımlılığıyla ilgili mücadele. Türkiye bu konuda çeşitli programlar hazırladı. Bu programlardan en önemlisi kronik kalp ve damar hastalıkları, kanser, diyabet ve kronik akciğer. Birkaç defa bunu özellikle vurguladım. Bunların 2025 yılına kadar %25 azaltılması planlanıyor. Buna bağlı olarak bazı aktiviteler kondu. İşte alkol kullanımı, fiziksel hareketsizlik dediğimiz inaktivitenin azaltılması, nüfusun tuz kullanımının, özellikle sodyum kullanımının azaltılması, 15 yaş üstü bireylerde %30 düzeyinde tütün kullanımının azaltılması, kan basıncı ya da yüksek tansiyon, hipertansiyon nasıl adlandırırsak bunun %20 azaltılması, obezite çok önemli bir sorun çünkü ileride diyabete sebep oluyor, diyabet ve obezitenin azaltılması ve de kalp damar hastalıkları açısından ilaç tedavisi danışmanlık hizmetlerinin yaygın olarak kullanılması. Bunların içinde kanserlerle ilgili mücadele var. Trafik kazalarından bahsettiğim önemli bir ölüm nedeni, özellikle gelişmekte olan ülkelerin ölüm nedeni, bunların sayısının yarıya indirilmesi de hedefler arasında. Peki doğrudan sağlıkla ilgili sorunları söylerken sağlığı etkileyen diğer bir faktör de çevreden bahsettik. Çevre ortamının hava kirliliğinin ve su kirliliğinin engellenmesi de büyük önem taşıyor. Çevre kirliliğini belki aklımıza sobalar, dumanlar geliyor ama ev içi sigara kullanımı ya da tütün tüketimi de ayrıca bir hava kirliliği sebebidir. Bunu da unutmamak lazım. Önemli şeylerden birisi çalışanların haklarının korunması ve özellikle kadın göçmenler olmak üzere göçmen ve işçilerin güvencesiz işlerde çalışan insanların sağlığının korunması. Bu da ülkedeki ya da ülkelerdeki ölüm nedenleri arasında.
En önemli şeylerden birisi de afetler. Afetlerle ilgili, afetler sırasında alabileceğiniz çok fazla bir tedbir yok ama afet öncesi ve afet sonrası yapılacak işleri zamanında yaparsanız ve layıkıyla yaparsanız afetlerin sebep olduğu ölümlerde ve yaralanmalarda ciddi azalmalara sebep olabiliriz. O zaman bulaşıcı hastalıklarla ilgili mücadelede aşılar, hijyen, beslenme faktörleri varken bulaşıcı olmayan hastalıklarda da çok risk yaratan faktörlere baktığımızda tütün kullanımı, yüksek tansiyon, egzersiz yapmama, oturduğumuz yerde çakılı kalma, buna bağlı olarak şişmanlık ki aşırı enerji tüketimiyle ilgili ya da enerjisi yüksek gıdalar almak, kolesterollerdeki artış, sebze tüketiminde ciddi miktarda azalmalar önemli faktörlerden birisi, kan şekerinin yüksek seyretmesi ve de alkolü risk faktörleri sayabiliriz. Bu nedenle ölümlülüğün azaltılması, bu risk faktörlerin toplum içinde minimize edilmesi ve sonlandırılmasına bağlıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.